Merhaba Paramanya Vizyon kanal takipçileri. Ben Yüksek İhtisas. Yeni cumamız arkadaşlar, yeni bir karakter kartı etkinliğiyle başladık. Açık konuşmak gerekirse ben bir karakter kartı beklemiyordum. Bunun yerine oyunculara daha faydalı olabilecek bir işte yıldız olur, ne bileyim, bir festival türü bir etkinlik bekliyordum. Muhtemelen onu haftaya sarkıttılar. Lakin gelen kart hakkında birkaç şey söylemem gerekiyor. Kartımızı bir değerlendirelim. Kartımızın adı Maestro Beethoven, müzisyen Beethoven. Şimdi arkadaşlar, kartımızın iki tane yeteneği bulunmakta. Bu yeteneğine ek yetenekleri de bulunmakta. Birinci yeteneğimiz, senin bulunduğun karaya gelen rakibin %73 ihtimalle sana ait en pahalı şehir simgene gönder ve %90 ihtimalle baloncuğu al. Yani karakterin kendine ait bir seyahat rehberi özelliği var. Buna ekstra olarak da baloncuk eklenmiş. İkinci yeteneğimiz de arkadaşlar, haritanın köşesindeki karelerden birine geldiğinde %60 ihtimalle istediğin köşedeki kareye veya özel kareye git ve başlangıç karesine geldiğinde sana ait yerlerden biri %60 ihtimalle otomatik olarak simgeye dönüşsün. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu biraz geliştirilmiş deniz kartı. Deniz kartına birkaç tane de özellik eklenmiş. Lakin bu kartı nerede kullanacaksınız? Ne amaçla kullanacaksınız? Şimdi eğer kartı zafer için kullanacaksanız aynı işlemleri yapabilmeniz için deniz de sizin için yeterli olacaktır. Lakin ben kartı iflasda kullanacağım diyorsanız, şimdi bakalım, kira muafiyeti yok, proje yok, kira yükseltme özelliği yok. Yani rakip senin üzerine gelecek de fırlatacaksın da al kartı, su şehrinde oyna. Su şehrinde oynarken de yine rakipten kira muafiyetin yok. Ne bileyim, kart çok vasat. Yani denizin biraz geliştirilmiş hali. Başlangıca gittiğin zaman zaten üçlü yerlerinden bir tanesini şehir yapacaksın. Ekstra bir tanesini de otomatik olarak şehir yapacak da zaten kaç tane şehir dikeceksin vesaire vesaire. Kart gereksizdir arkadaşlar. Deniziniz varsa denizde aynı işi görür. Tabii ki denizin gelişmişi. Yani olursa ne kaybedersiniz? Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ama işte ben bu kartla iflas oynayacağım diyorsanız, uçan adada oynayacaksınız. Kullandığınız jeneratör katlama özelliği kullanacak. Tam jeneratörü koydun. Kira muafiyetini de koydun. Roket. Rakibin projesi varsa kira yine aşağıya düşecek. Yine fazla kiralamayacaksın. Bu sefer kira muafiyetinden yararlanmasın diyerekten oyuncak kullanayım diyeceksin. Yani birçok aksesuar eksiği olarak oynaman gereken bir karakter kartı olacak. Kart iyi bir kart değil, orta sınıf bir kart. Yani kötü kart değil ama yani öyle efsaneler arasına girebilecek bir kart değil. Denizin bir tık üstü, öyle diyelim. Karta sahip olursanız arkadaşlar 300 elmas hediye olarak verilecek. 2 haftalık ek yetenek olarak da 3000'a inşa ettiğinde %50 ihtimalle başlangıç karesine gidersin. Bir de işin bu kısmı var. Karakterinizde şehir kurmak için ya başlangıca gitmeniz gerekecek ya da imparator türü bir aksesuar kullanmanız gerekecek. Bu yetenek 2 hafta, 2 hafta sonra mecbur inşaat içinde bir aksesuar kullanmanız lazım. Yani çok aksesuar eksiğiyle size oyunu oynatacak bir karakter. 777 elmasa da yine dükkandan arkadaşlar sayılı sayıda gelmiş olan cevherden sahip olabilirsiniz. Yani kartı aldıysanız cevherini de alın. Tabii kartı kullanacaksanız oyuna yeni başlayan, yani yeni arkadaşlarım için ideal bir kart olacaktır. Lakin eski oyuncular bu karta elini bile sürmeyecek. Belki bir hafta, 2 hafta böyle bir eğlence olsun, hobi olsun diye oynarlar. Peki kartımıza nasıl sahip olabilirmişiz? Ona biraz kısaca değinelim arkadaşlar. Şimdi kartımıza sahip olabilmemiz için bize oyun iki tane S kart sahibi olmamızı istiyor. Bunlardan bir tanesi S müzik notaları, bir tanesi de S Maestro'nun asası. Şimdi arkadaşlar, S müzik notalarını elde edebilmemiz için 1, 2 ve 3 nolu anteti, S Mastro asası içinde 1, 2, 3 nolu dolma kaleme sahip olmamız gerekiyor. Daha sonra bu ikisini arkadaşlar 25'e yükseltip karta sahip olacağız. Yükseltme için harcadığınız A+'lara bile yazık bana sorarsanız arkadaşlar. Ayrıca yine etkinlik penceresinde belirtmemiş ama kombinasyon da var. Kombinasyon da şu şekilde. Onu size şuradan göstereyim. Etkinlik penceresinde gösterilmemiş. Bazen gösterilmiyor bu. Kendimiz birleştirme ekrandan görüyoruz.
Bu ekranda aşağıda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar iki tane anket ya da iki tane A+ dolma kalemi birleştirdiğinizde de size 16 ya da 18 karakter kartı arasından bir tanesini verecek. O karakter kartları da çok da sağlam kartlar değil. Yani kart için uğraşmayın, iyi bir kart değil. Şansınıza çıkarsa en azından 300 elmas kazandım diyerekten sevinirsiniz. Yine etkinlik penceresinde arkadaşlar bu arada 300 elmaslık kampanya hala devam etmektedir. Beşliği topladığınızda yine 300 elmas alacaksınız. Ücretli pakette bunu 600'e çıkartabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle bir durumda söz konusu A sınıf anket birden 30 tane topladığınız zaman yeni popüler aksesuar dediği şu kartlar arasından çekilişle herhangi bir tanesine sahip olma ihtimaliniz mevcut. Mevcut yalnız şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi bunlar S+ değil arkadaşlar. Bunlar S. Yani ne işe yarayacak bu S? Örneğin ipeği işte 25'e yükseltip ipeğin kendine ait olan aksesuarını alabilirsiniz. Ya da işte sahip olduğunuz melek kanatlarla bu kartlardan bir tanesini plus'a çevirebilirsiniz. Burada melek kartları kullanıp da yükseltilebilecek kalitede bir kart var mı? Yok. Yani sadece buradan ipeği alırsanız tokasıyla biraz iş görür. Yeni cumamızın ikinci büyük olayı şu. En çok dikkat etmemiz gereken yer arkadaşlar dünya seyahati. Yeniden dünya seyahatimiz açıldı. Aktif oldu. Şimdi girdiğiniz zaman size Mars, Dünya, Venüs, Merkür ve Güneş diye toplamda 6 tane gezegen gösterecek. Bu 6 tane gezegen içerisindeki turumuzu tamamladıktan sonra en sonunda bakın burayı iyi dinleyin. En sonunda bize şurada aşağıda görmüş olduğunuz 4 tane aks var ya. Şimdi arkadaşlarım diyecekler ki penguen küp göstermiş. Resimde penguen küp olduğuna göre bu bir seçim küpüdür. Ben de bunlardan istediğim herhangi bir tanesine sahip olabilirim. Yanlış. Olay şöyleymiş arkadaşlar. Size 8 tane sandık veriyor. Bu 8 tane sandıktan bir tanesini seçiyorsunuz. İçerisinden manyetik çekirdek de çıkabiliyor. Yani demek istediğim sakın ben bunları kesin alacağım diyerekten düşünmeyin. Aklınızda öyle bir şey canlandırmayın. Tabii ki alma ihtimaliniz var. Sonuçta 8 tane sandık çekeceksiniz. 8 sandığın 4 tanesinde bunlar var. Bu 4 taneden hangisi gelir? Artık o kısım sizin şansınıza kalmış. Tahminime göre toplam tüm haritayı 3,5-4.000 elmas civarına falan bitirirsiniz diye tahmin ediyorum. Şu an arkadaşlar ben birinci haritam olarak Mars'tan başladım. Mars'ı bitirdiğim zaman zafer ödülü olarak bana bir ihtişam ışığı verecek. İflas ihtişamlarından bir tanesini verecek. Bu da rastgeledir. Çok abuk subuk bir şey de çıkabilir. Şöyle bir bakalım bir önceki ekranımızdan. Dünyayı tamamladığımız zaman arkadaşlar, dünyayı tamamladığım zaman da bana zafer ihtişamlarından bir tanesini verecek. Bu zafer ihtişamı da işte yine rastgele olacak. Yani yine abuk subuk bir şey olabilir. Yani işte yani gereksizlerden bir tanesinin çıkma ihtimali de son derece yüksek. Bunlara da çok fazla güvenmeyin. Tabii ki iyi şeyler çıkabilir ama kötü şeyler de çıkabilir. Yani şöyle söyleyeyim işte rakibin saldırısına koruma bile bu ihtişamlardan bir tanesi. Yani o açıdan gideyim ya da şöyle diyeyim rakibin yanına gittiğinde nakdinin %14 kısmını alırsın da bir önceki göstermiş olduğum ihtişam örneklerinden bir tanesidir. Çok dandik ihtişamlar da çıkabilir. Bunu da es geçmeyin diyorum. Yine aynı şekilde Venüs'te işte büyük hazine olarak size ne verecekmiş? Altın verecekmiş. 1 milyon altın sahibi olacakmışsınız bitirdiğinizde. Merkür'ü bitirdiğinizde arkadaşlar zafer ödülü olarak 1000 yıldız puanı alacakmışsınız. Güneşi bitirdiğiniz zaman da arkadaşlar 100 elmas sahibi olacaksınız. Bu arkadaşlar bildiğiniz gibi 7-12-2018 tarihine kadar geçerli. Yani Aralık ayının 7'sine kadar geçerli. Bu çok uzun bir süre. Bu süre boyunca elmas harcamadan gidebildiğiniz yere kadar gidin diyorum. Ondan sonra kaldığınız noktadan bakacaksınız ki şöyle söyleyeyim ben size 8 saatlik şu an 8 saatlik bir yolculuk için bile iki tanesini tamamladım. 8 saatlik bir yolculuk için bile benden 33 tane elmas talep ediyor ki mesela haritanın sonundaki yolculuğa bakalım.
İşte 24 saat diyor. Yani 8 saatte 33 istiyorsa vesaire, bunlara zaten 100 elmas civarında kafadan isteyecektir. Bu da bir haritayı tamamlamak için sizin kafanızda işte bir ortalama rakam oluştursun. 700-800 desen 4000-5000 elmasa falan bütün haritaları tahminim tamamlarsınız. Belki çok daha düşeğe de olabilir. İki kez de işte bir elmasa alternatifini kullanırsanız daha düşük rakamlara da tamamlarsınız. Ama tekrar ediyorum, sakın gözünüzde işte o penguen küpten ben istediğimi seçeceğim, buradan işte kırmızı jeneratörü alacağım ya da işte buradan işte alevli demir yumruğu alacağım diye gözünüzde bir şey canlanmasın. Öyle bir şey yok. Tekrar rastgele olacak. Bu cuma şahsi kanaatim olarak pek hoş bir cuma olmadı. İnşallah önümüzdeki salı günü çok daha güzel bir etkinlik. Cuma günü de artık oyuncularımızı sevindirecek bir etkinlik gelir diyorum. Zarınız çift, şansınız bol olsun. İyi oyunlar, hoşça kalın efendim.